Bu güzel odada küçük bir çeşmeden gelen su sesleri yankılanıyor. Bu ses Şam'da herhangi bir evde duyabileceğiniz bir sestir. Çeşmeden gelen bu yumuşak ses size oturma odasına kadar eşlik ediyor. Şu anda K olarak adlandırılan 1707'deki Şam evlerinden birinin kış salonundayız. Bu odayı Metropolitan Sanat Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Ta kesilmiş taşlarla, mükemmel bir şekilde oyulmuş ahşap panellerle, kadife yastıklarla, seramik ve kitaplarla donatılmış kitaplıklarla süslenmiş ve bize refah bir ortam sunuyor. Aslında burası zengin bir ev sahibine ait. Muhtemelen bir politikacıya ya da bir tüccara ve bu kişiler önemli misafirlerini burada ağırlıyorlardı. Bu durumu çok sevdim. Çünkü ne zaman tarihi bir mekan düşünsek aklımıza direkt olarak ya politik ya da dini bir mekan geliyor. Ama bu oda bizi Şam'daki günlük yaşamın içine sokuyor. Bu odayı özel kılan da bu zaten. İnsanlardan ve yaşamlarından bir parça sunması. Diyelim ki bu evin sahibi sizi evine davet etti. Siz de buna karşılık verip evine gittiniz. Umarım bir yol gösterici size eşlik eder. Çünkü bu sizin ne kadar önemli bir kişi olduğunuzu gösterir. Avluyu geçtikten sonra buraya Kaya gelirsiniz. Buradaki alana yani çeşmenin etrafındaki alana Ataba denir. Ve eğer önemli biriyseniz ayakkabılarınızı çıkarıp sırtı duvara yaslanmış yere döşenmiş koltuğa yani divana oturabilirsiniz. Divanın önündeki oturmak için yapılmış yüksek platforma Tazar denir. Eğer önemli biri değilseniz, atabadan yukarı çıkamazsınız. Atabada takılık almak istemeyiz. Onun için divana oturduk. Belki hizmetkarlar bize bir şeyler ikram ederler ha? <laughs> Mesela taze meyve, soğuk içecek, Arapların tanrının bir lütfu olarak adlandırdığı kahve ve hatta mevsimi ise meyve aromalı nargile. Sonuç olarak öneminize göre oturup muamele görüyorsunuz burada. Odanın ortasında tavana baktığınızda nefes kesici işlemeleri, oylamaları görebilirsiniz. Bu oda baştan aşağı acami tekniğiyle bezenmiş. Acami Arapça yabancı demektir. Bu tekniğin tam olarak nereden geldiği bilinmiyor ama Şam'da henüz yokken Mısır ve çevresinde bu tekniğin kullanıldığı görülmüştür. Örneğin Duvarda gördüğünüz bu muhteşem eser acami tarzı ile yapılmıştır. Burada ahşap panelleri görüyorsunuz. Panellerin üzerine alçı gibi bir madde ile kaplanmış, formlar belirlenmiş ve ardından formların üzerine metal, altın, gümüş yapraklar yerleştirilmiş ve boyanmış. Bu oda oldukça farklı aslında. Şam'da hala buna benzer evler varlığını sürdürüyor. Üzerlerinde pembe, açık yeşil, farklı tonlarda maviler, morlar, aklınıza gelebilecek her renk kullanılmış. Odada baskın duran nişi görüyorsunuz. Bunun adı masap. Bu niş camilerde gördüğümüz dua edilenlerden değil, sadece dekoratif amaçlarla kullanılanlarda. Masap girişin tam karşısında duruyor ve odaya girişte bizi karşılayan ilk o oluyor. Orta katında muhteşem Türk çini işlemelerini görüyorsunuz. Onun üzerinde mukarnası görüyorsunuz. Oymalara bakın, oldukça karmaşık. Bunların İslami sanatın temel unsurları olduğunu söyleyebiliriz. Mukarnaslara birçok camide rastlayabiliriz ve ne zaman mukarnas görsek İslam'ın buraya uğradığını düşünebiliriz. Nişe ve diğer raflara bakıyorum ve kıymetli objelerin varlığı dikkatimi çekiyor ve sanırım ev sahipleri zenginliklerini böyle sergiliyor bu ihtişamla sadece maddi zenginliklerini değil aynı zamanda bilgilerini de sergiliyorlar duvarlardaki yazılara bakın yazılar odanın neredeyse her yerinde var bunlar aslında ahşaba yazılmış şiirler bu odada bütün duyularımız canlanıyor ayrıca odada hiç sabitlenmiş eşya yok ve burası sadece mevsim odası ve güneşin konumuna göre ayarlanmış Kışın güneş dar bir açıdan giriyor buraya. Yani K, kış odası. Çünkü kışın güneşten en çok bu oda faydalanıyor. Yaz mevsiminde de Ivan olarak adlandırılan odaya gidiliyordu. Ivan güneşi dik açıdan aldığı için gölgede kalıyor ve daha serin oluyordu. Bu oda genellikle evin güney tarafında yer alıyordu. Kış odasına geri dönelim. Burada gördüğümüz nişler aynı zamanda birer dolap. Uyumak istediğimizde içlerinden yastık ve benzeri eşyalar çıkartılıyor. Yani o zamanlarda ayrıca bir yatak odasına ihtiyaç yoktu. Bu odalar yer tasarrufu yapan, mevsime ve günün saatlerine göre değişen işlevleri olan odalardı. İnsanlar şoma geldiklerinde bu evlerde misafir olarak ağırlanıyordu.